Timeline'da kliplerle çalışmak konulu son dersimizi işlemiş oluyoruz bu dersimizle birlikte. Gelin dünkü kaldığımız yerden devam edelim. Edius ikonumu çift tıklayarak programımı açıyorum. Evet, yine bir önceki dersimizden kalan projemizi aktifleyip açıyorum. Bu 10. dersimiz arkadaşlar. Evet, bir önceki projem geldi. Timeline'da kliplerle çalışmaya devam ediyoruz. Buradan ölçeğimi genişletip timeline'ımın üzerindeki tüm klipleri görüyorum. Dilerseniz bu ders 8'den kalmaydı arkadaşlar, hatırlarsınız. Kendimize yeni bir sekans açalım 10. dersle ilgili. Yeni sekansın üzerinde çalışalım. Hem de yeni bir sekansın nasıl açılacağını timeline üzerinde görmüş olalım. Buradan üstteki pop-up menüleri görebilmem için preview penceremi biraz genişletiyorum. File komutundan buradan yeni komutundan sekans ikonuna tıklayarak yeni bir sekansı açtım arkadaşlar. Bakın burada otomatikman bana bir sekans açtı timeline'ımın üstüne. Bu ders 8 sekansım. Bu da yeni açtığım sekansım. Tekrar bunu preview penceremi sağa doğru daraltayım. Burada bilmeniz gereken, bu işlemi yaparken bin window'umda, bin penceremde burada hangi klasörüm seçili ise yeni açtığım sekansı da onun içine attığıdır. Bir önceki derslerimde söylemiştim. Derli toplu çalışabilmek için sekansımı da açarken benim buradaki sekans klasörümü seçmiş olmam gerekiyordu. Bakın burada iken yeni bir sekans açayım. Yine buradan File, New'dan yeni bir sekans açıyorum. Bakın bu sefer direkt benim sekansımı burada açtı ve sekansla ilgili ikonumu, dosyamı buraya attı. Ben bunu buradan şimdi sileyim. Bu menüye sağ tuşla ulaşırsınız. Böyle silebileceğiniz gibi aktifleyip Delete tuşuna da basıp silebilirsiniz. Bana emin misin diye soruyor. Evet tuşuna basarak bunu buradan siliyorum. Buradan silmeme rağmen timeline'ımın üstünde gördüğünüz gibi sekans 2'm. Test için açtığım sekans 2 hala duruyor. Bunu buradan nasıl sileriz? Hatırlayacaksınız. Sağ tuşla Close this sequence seçeneğine tıklayarak tekrar emin misin diye soruyor. Evet, eminim. Bunu sildim. Buradan root'un içine atmıştı hatırlıyorsunuz sekansım. Bu sekansımı aktifliyorum. Buradan yine pop-up menülerin gözükmesi için ben buradan preview penceremi biraz büyütüyorum. Bunu biraz sağlayayım. Şurada bakın setting'den sekans setting'i tıklayarak buna da ders 10 diyorum arkadaşlar. Buradan ders 10'la ilgili sekansımı sekanslar klasörünün içine bırakarak şurada gördüğünüz gibi sekans tıkladım. Artık ders 10. dersle ilgili sekansımda sekanslar klasörünün içinde olmuş oldu. Yine jeneriklerimi buradan seçtiğim jeneriği tutup timeline'a bırakacağım arkadaşlar. Spor jeneriğimi timeline'ıma atıyorum. Şöyle kaydırma çubuğunu sağa doğru kaydırarak timeline'ımın üzerinde boş bir noktaya yine sıradaki söyleşi jeneriğimi timeline'ıma bıraktım. Gördüğünüz gibi söyleşi jeneriğimin
Ses bilgisi yok. Ve sıradaki sinema jeneriğimi de atıyorum. Bakın diğer jeneriklere nazaran sinema jeneriği oldukça kısa. Bunun sebebi neydi hatırlayacak mısınız? Biz bunu bir önceki dersimizde in-out noktalarını değiştirmek suretiyle klibin süresinde bir değişikliğe gitmiştik. Bunu tekrar nasıl eski haline getirebiliriz? Birkaç yöntemi var. Çift tıklayarak, bakın burada daha açık alanlar arasında görüyorsunuz. In noktası ve out noktası. Klibin süresi bu kadar. Asıl klibin süresi şu noktalar olmasına rağmen bizim belirlediğimiz süre bu kadar. Yine buradan imleci bu noktaya getirdiğimizde görüyorsunuz bir in yası oluştu. Bu noktadan tutup sola doğru sürüklerseniz klibin in noktasını başa çekmiş olursunuz. Aynı şekilde buradan out yasını gördüğünüz an klibi tutup sağa doğru çekerseniz out noktasını yeniden değiştirmiş olursunuz. Ya da ikinci bir yöntem, buradaki izleme çubuğunu istediğiniz noktaya getirip bırakıp out, o set ripple ya da diğer bir yöntemi, buradaki izleme çubuğunu klip üstünde istediğiniz noktaya getirip buradaki set out point ikonu tıklamaktır arkadaşlar. Bunu buradan sildim ve süresinde değişikliği uğrattım. Sinema şeyini yeniden buraya aldım. Ya da silmeden şöyle iki undo yapayım arkadaşlar, göstereyim. Bu timeline üstündeki bir önceki derste süresini değiştirdiğim klip. Bu da yeniden süresini belirlediğimiz klip. Bakın gördüğünüz gibi artık yeni süresiyle klibimiz karşımızda. Ben eskisini buradan siliyorum. Siler silmez gördüğünüz, bakın şurada izleme çubuğumu buraya koyayım. Şuradan silince otomatik ripple modda olduğu için klibin sildiğim kadarını bir boşluğu silerek kapattı Edius. Bunu hemen buradan nasıl kapatıyorduk? Set Ripple modu aktifleyerek, şimdi sildiğimde aradaki boşluğu kapatmadan Edius onu silmiş oldu. Şimdi timeline'da kliplerin üzerinde nasıl değişiklik yaparız? Birinci klibimizden başlayalım. Burada spor jeneriğimiz var. Bizim televizyonumuz için hazırladığımız. Peki timeline üstünde koyduğumuz bir klibin istediğimiz noktasını nasıl seçeriz? Bakın burada spor jeneriğimizi izliyorsunuz. Şurada ön izleme penceresine dikkat edin. Ben burada timeline'ı sürüklerken altta 4 tane küçük fotoğraf oluşuyor ve gidiyor. Ben şu noktadan itibaren başlamasını istiyorum. Klibin farz edelim. İzleme çubuğumu bu noktaya getirdikten sonra ve klibimi de aktifledikten sonra burada bakın bir komutum var. Add cut point. Buna tıklayarak burada gördüğünüz gibi klibi izleme çubuğunun olduğu noktadan kesiyorum. Sol tarafını istemiyorum. Bunu aktifledim. Delete tuşuna basarak sildim. Klibimi izliyorum. 4 fotoğrafım oluştu. Farz edelim İstediğim süre bu kadar klip üzerinde. Tekrar klibimi aktifliyorum. Tekrar buradaki Add Cut Point ikonumu tıklayarak buradan yeni bir kesim oluşturuyorum ve sağ tarafı siliyorum. İstediğim nokta
Sadece bu kadar. Bu birinci yöntem arkadaşlar. Bunun kısa yolu klavye üzerinde C tuşudur. Bazen bazı şeyleri hatırlatmak için kendinize komik yöntemler bulabilirsiniz. Benim burada bulduğum şey sizin için jilet metaforudur. Jilet benzetmesidir. Jilet, hani bazı yörelerde insanlar jilet diye kullanırlar. Jilet C harfiyle başlar. Bu konuşmaya göre. Siz de bu kısa yolu kullanabilirsiniz. Bu metaforu kullanabilirsiniz. C harfi klavye üstünde. İzleme çubuğunuz neredeyse seçtiğiniz klibi o noktadan keser arkadaşlar. İzleme çubuğumu bu noktaya getirdim. Klavye üstünden şu noktaya getirdim. C harfine bastığım anda buradan keser. Yine tekrar bakın. İstediğim noktadan klibime kesimler yapabilir ve istediğim araları bırakır. İstemediğim aralığı da silebilirim. Yine bu kesimle ilgili ne demiştik? Farz edelim biz şu noktadan izleme penceresine bakın arkadaşlar. İzleme çubuğumu şuraya getiriyorum. Şu dört resmin oluştuğu andan başlayarak kullanacağım. Şöyle. İzleme çubuğumu klibin üstünde kesmek istediğim noktaya getirip klibimi de aktifledikten sonra klavye üstünde N tuşuna basarsam Edius bana istediğim noktadan önceki sol tarafı tamamen siler, keser ve siler. Diyelim şu aralığı istedim. İkinci resimlerde değişti görüyorsunuz. Üçüncü resimlerde değişti jeneriğimin üstünde. Bu kadar bir aralığı istiyorum. Yine izleme çubuğumu klibimin üstünde istediğim noktaya getirdim. Sağ tarafını şu izleme çubuğunun sağında kalan bu kliple ilgili sağ tarafı istemiyorum. Farz edelim. Bu sefer klavye üstünde M tuşuna basarak yine bu noktadan kesim yapıyorum ve sağ tarafı siliyorum. Bu çok yararlı bir özelliktir arkadaşlar. Özellikle haber montajlarında çok süratle bizim montaj yapmamızı sağlar. Undo yaparak geri aldım işlemlerimi. N ile M harfi Niğde ile Malatya olarak kodlayabiliriz. Zaten klavye üstünde yan yanadır arkadaşlar. Bu üç tane kesim harfini yine tekrarlayayım. Spor jeneriği üstünde. Kesmek istediğim noktaya getirip ilgili izleme çubuğunu kesmek istediğim noktaya getirip kesmek istediğim klibi aktifledikten sonra C tuşu jiletin C'si arkadaşlar. Kesebilirim. Ya da sol tarafını istemiyorsam izleme çubuğunun kalın yanında kalan solunda kalan bölümü istemiyorsam N harfine basarak hem kesiyorum hem siliyorum. İzleme çubuğunun sağında kalan bölümünü istemiyorsam ilgili kliple M harfine basıyorum. M harfi ne yapıyor? İlgili klibi o noktadan hem kesiyor hem de sağ tarafını siliyorum. Ben tekrar eski haline döneyim. Bir yöntemimiz de mouse'la yapma yöntemimiz ilgili klibi kesme, biçme ya da kırpma daha doğrusu Türkçesi yapabileceğimiz yöntemler, araçlar. Bunu da şöyle başarırız. İmlecimizi kırpma yapmak istediğimiz ya da İngilizce tabiriyle trim arkadaşlar. Klibin başına getiririz ya da sonuna getiririz. Dikkat ettiyseniz ikonumuzda bir değişiklik oluyor. Normal ikonun yanına klibin sonuna doğru kapa parantez ikonu, klibin sonuna doğru ise aç parantez şeklinde bir ikon oluyor. İkonumuz bu hale geldikten sonra
Yine mouse'umuzun sol tuşuna basılı tutup klibimizi görüyorsunuz. İstediğimiz noktaya getirebiliriz. Bunu burada zaten görsel olarak görüyoruz. Ama benim size önerim izleme çubuğunu kesmek istediğiniz ya da trimlemek, kırpmak istediğiniz noktaya getirip buradan görüyoruz. Ondan sonra mouse'unuzu uygulama yapmak istediğiniz klibin sağına ya da soluna getirerek sağına getirirseniz kapa parantez ikonunun oluşmasını gördükten sonra tutup kesmek istediğiniz noktaya sürüklersiniz. Zaten buradan ön izleme penceresinden de klibinizle ilgili istediğiniz aralığı şöyle seçerek bakın ön izleme penceresinde görüyorum. Ben burada değişiklik yaptıkça şöyle bakın. Şöyle sağ taraftan da değişiklik yapıyorum. Burada görebiliyorsunuz. Şimdi farz edelim. Bu klibin de biraz şöyle başlarını yiyelim. Kırpalım. Ve bu kliple birleştiriyorum. Yan yana getirdim. Böyle bakın sol tarafta bu ikonum, sağ tarafta bir ikonum. Biraz daha ilerlersem yavaşça ikonum şöyle hem aç kapa hem kapa parantez şekline dönecektir. Bu genelde yan tarafımda bir klip olduğu zaman bu ikonu alır. Bakın. Şöyle yaklaştırayım. Bu haldeyken sağındaki klip de varsa sağ tarafta kalan klibi, imlecin sağında kalan klibi sol tarafa doğru kırpar. Eğer sola çekersem, sağa çekersem imlecin solunda kalan klibi de sağ tarafa çeker. Buradan imleç şu haldeyken tutup bakın oynattığımda ne oluyor? Ve ön izleme penceresinde bakın iki tane farklı preview görüyorsunuz. Bu giden klip, bu gelen klip manasında. Yani sağda kalan klip, solda kalan klip. Bu bize bazen devamlılık montajında çok faydalı olan bir araç. Burada yine bu haldeyken bakın giden klibin nerede olduğunu, hangi noktadan ve gelen klibin hangi noktada olduğunu ön izleme penceresinden görüyoruz. Eğer bu klipleri ayrı ayrı hareket ettirmek yani trimlemek istersek bu haldeyken bakın bir sarı yeşil burada bir barlarım var. Bu bana şu uyarıyı veriyor. Şu anda hala kırpma modundasın diyor. Bundan çıkmak için ya boşluğu şöyle tıklarım. Şöyle izleme çubuğunu biraz hareket ettiririm. Dolayısıyla bu moddan kurtulmuş olurum. Sadece bu klibi kırpmak istersem aktifliyorum. Ya da aktiflememe de gerek yok. Buraya getirdiğimde yani kırpmak istediğim klibin kesme noktasına getirdiğimde sol taraftan kırpmak istersem aç parantez ikonu gibi bir ikonun oluşmasını beklerim ve sağa doğru ya da sola doğru kırpabilirim. Başka hiçbir yeri tıklamadığım sürece bakın artık bu kırpma modundadır ve buradaki ön izleme penceremde kırpma modunda olduğumu bana gösteriyor. Buradan istediğim şekilde kırparım. Ve bir sonraki klibi de böyle sağa sola doğru kırpabilirim. Eğer yaklaştırırsam bu en sık hatalardan biri, yapılan hatalardan biri. Böyle sadece sağdaki klibi kırpmak istediğim halde ikon şu haldeyken yani hem aç kapa hem kapa parantez modundayken yapamam. Buna dikkatli olalım. Sadece sağdaki ya da soldaki klibi yapmak istediğimde soldakini yapmak istediğimde kapa parantez. Sağdakini yapmak istediğimde ise aç parantez ikonunun olduğunu emin olalım kırpma yaparken. Şimdi bakın burada bir şey daha oluştu.
Burada az önce sesi olmayan bir kliple ses bilgisi içeren bir klibi birlikte böyle trimlediğimizde bakın ses burada biraz geride kaldı. Zaman zaman biz timeline'ımızın üstünde kliplerle çalışırken şunu da yapmak isteriz. Farz edelim bu spor jenerimin yanına sesli bir klip daha alayım. Bunu aktifleyerek buradan sildim. Sinema jenerimi yanına alayım. Zaman zaman şöyle bir şey yapmak isteyebiliriz. Buradaki klibin sesini kullanmayıp sadece görüntüsünü kullanırız. Sağ tarafında kalan klibimizin ise sadece sesini kullanıp görüntüsünü kullanmak istemeyiz. Bunu nasıl başarırız? Klavye üstünden alt tuşuna basılı tutarak burada klibin partlarını oluşturan görüntü ve ses dosyasını ayrı ayrı seçebiliriz. Klavye üstünden alt tuşuna basılı tutuyorum ve sadece ses dosyasını seçerek bakın sadece ilgili klibin sesiyle ilgili işlem yapabilirim. Artık sadece tabii alt tuşuna basılı tutuyorum. Alt tuşuna basılı tutarak bakın sadece sesini kırpabiliyorum. Ya da sadece görüntüsünü şöyle görüntüsünü kırpabiliyorum. İşte az önce söylediğim özelliği ya da yapmak istediğim şeyi bu şekilde başarabilirim. Yani bu klibin sadece görüntüsünü, sesini kullanmak istemiyorum. Bu klibin de birlikte yani şu klibin görüntüsünü görürken bu klibin sesini duymak istiyorum. Bunu bu şekilde başarabilirim. Nasıl tekrarlayayım? Alt tuşuna basılı tutuyorum ve şöyle o klibin sadece sesini ya da görüntüsünü şöyle kırpabiliyorum. Ve daha sonra bu klibi şöyle yan yana koyarak daha sonra yine alt tuşuna basılı tutup buradan ince ayarla birleştirebilirim arkadaşlar. Şöyle. Şöyle bakın. Şöyle bir görüntü oluştu. Şöyle yan yana ayırırsam bu noktada bu klibin sadece görüntüsünü bu klibinle sadece sesini kullanıyorum. Şöyle bir görüntüm oluştu. Şimdi burada kliplerle çalışırken timeline üzerinde burada yine bilmeniz gereken bir şey var. Şurada bazı ikonlar görüyorsunuz. Bunları da kısaca açıklayalım. Burada filme benzer bir ikonum var. Bunu tıkladığımda bu layer üstündeki tüm film bilgisini, video bilgisini susturmuş oluyorsunuz. Zaten burada ikonu üzerine yaklaştırdığınızda bir açıklaması da geliyor. Video mode ve kısa yolu. Videoyu susturmuş oluyorsunuz. Yani tekrar aktiflediğinizde bunu görüntüyü buradan görüyorsunuz. Görmüş oluyorsunuz. Aynı şekilde bu layer'a ait ses dosyasını geçici olarak susturmak isterseniz kapattığınızda bakın hafif transparan oluyor buradaki ses layer'ı. Sesi de susturmuş olursunuz. Yine bunu açıyorum. Bir diğer özellik de kliplerde, timeline'de kliplerle çalışırken yine ne demiştik? Buradaki oku genişleterek sesle ilgili bazı özelliklere ulaşabilirsiniz. Bunu sesle ilgili bölümümüzde detaylı olarak anlatacağım. Şurada bir volume ve pan. Bir kere tıkladığımızda volume, bir kere tıkladığımızda panla ilgili. Yani ses stereo, bakın burada sağ kanal ve sol kanal. Sesin hangi kanala daha çok gideceğini ya da sesin volümünü buradan ayarlayabileceğiz. Burada diğer küçük okumu tıklayarak görüntüyle ilgili bazı ayarlara ulaşabiliyorum. Timeline'ımı hafif sağlayayım. Bakın şurada mavi bir çizgim var.
ve şu anda sinema jeneriğimi izliyorum. Sonra da doğru şöyle şurada bunu kesiyorum. Neydi? Bu noktadan itibaren sağ tarafını istemiyorsam klibi aktifliyorum ve klavye üstüne M tuşuna basarak klibi siliyorum. Burada bir önceki klipten küçük bir parça kalmış. Onu da aktifleyip siliyorum. Şimdi bakın, Lefke Avrupa Üniversitesi Sinema Kulübü yazısı geliyor. Bu noktada ben yavaşça kapanmasını istiyorum. Bu yazının siyaha düşmesini istiyorum. Bunu nasıl başarırım? Buradaki mikser ikonuna tıklayarak buradaki mavi çizgi üstünde bazı ayarlar yaparak bunu başarabilirim. Burayı tıklayarak, izleme çubuğunun durduğu noktayı tıklayarak burada bir kontrol noktası oluşturuyorum. Ve bir sonraki kontrol noktasını da aşağı doğru çekiyorum. Filmi izlediğimizde bakın sonuç ne oldu? Yavaşça yazı kapanmış oldu. Aynı şekilde şu mavi çubuk üzerinde herhangi noktasında bakın kontrol noktası oluşturabilirim. Şimdi bu kontrol noktalarını da aşağı şöyle daha aşağı ya da yukarı çekerek görünürlüğünde değişiklikler yaparım. İzleme çubuğunu getirerek görelim. Bakın burada izleme ön izlemeden görüyorsunuz. Daha az gözükür. Daha transparanlaşır. Ya da bizim fade out dediğimiz kararma efektini buradan yapabiliriz. Ben undo yaparak yine eski haline getireyim. Aynı şekilde izleme çubuğunu sona koyuyorum. Shift tuşuna basılı tuttuğumda klavye üzerinde bakın. Bu sefer bu çizgiyi komple aşağı doğru çekerim ve komple bu klibi görünmez kılarım. Buradaki çizgi de bana bu işe yarıyor. Yine burada mix'in kaldırarak artık bu mavi çizgi üstüne işlem yapamaz hale gelirim. Evet arkadaşlar, bir dersimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hepinize hoşça kalın.